Anladım. Hemen değiştiririm. Neyse, önemli değil. Gerçekten değiştirebilirim. Yok yok, gerek yok. Patronunuza karşı zor durumda kalmayın. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Tekrar kusura bakmayın. Bu sıcak çikolata. Ah, ne güzel işte. Hem sen sıcak çikolata istememiş miydin? İyi ama garson filtre kahve demişti. Kafası karışmıştır canım. Belki daha uyanamamıştır. Galiba. Hayır, şey derler ya, bir şey çok istersen olur diye. Acaba düşünce gücümle kahveyi sıcak çikolataya mı çevirdim? Ama yok. Zaten bir şey çok isteyince olur teorisi bence doğru değil. Neden? Çünkü doğru olsaydı şimdiye kadar seninle evlenmem lazımdı. Hayatta en çok istediğim şey bu. Hayatım, ben bu konuyu konuşup hallettiğimize inanıyorum. Bence ona konuşup da halletmiştik denemez. Ben sana ne zaman evleneceğiz demiştim. Sen de acele etme demiştin. Ve hala acele ediyorsun. Selena, bir tane. Bak tamam, biliyorum. Normalde kızlar evlenelim diye ısrar eder. Erkekler oyalar. Ama umurumda değil. Neredeyse 1,5 senedir birlikteyiz. Niye kaçıyorsun ki evlilikten? Kaçmıyorum aşkım. Sadece erken olduğunu düşünüyorum. Neye göre erken? 60. doğum günümüzü mü bekliyoruz evlenmek için, anlamadım ki. Hayır, öyleyse söyle de çeyize 2 tane de baston koyayım. Burak, lütfen. Sadece erken, niye bunu anlamak istemiyorsun? Selena, sana bir şey soracağım. Ama dürüstçe cevap vereceksin, tamam mı? Evlilikten kaçmanın nedeni benim hayatını paylaşacak erkek olduğumdan emin olmaman mı? Saçmalama Burak. Yani sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? O zaman bana neden şimdi evlenmek istemediğine dair mantıklı bir açıklama yapmalısın. Yoksa ben sebebin bu olduğunu düşünmeye başlayacağım. Bak Burak, yani evlilik çok ciddi bir şey. Bunu bilmediğimi mi düşünüyorsun? Ya tamam, bak beni dinle. Evlenme kararı alan 2 kişi ya asla birbirinden hiçbir şey saklamamalıdır. Ne yani? Senden bir şey sakladım mı düşünüyorsun? Hayır. Aslına bakarsan bir şey saklayan benim. Nasıl yani? Sana şu anda söyleyemeyeceğim çok önemli bir sırrım var. Sır mı? Tabii ki, zamanı geldiğinde sana her şeyi açıklayacağım. Ama lütfen o zamana kadar evlilik konusunda beni sıkıştırma. Ama neden şimdi söylemiyorsun ki? Bak, bu çok karmaşık bir şey. Eğer doğru zamanda sana bunu anlatmazsam her şey çok daha kötü olur. Sadece bana güvenmeli ve biraz sabretmelisin, o kadar. Yüce Onos, evim çok soğuk oluyor benim. Bana bu kışı geçirecek kadar kalorifer sihiri verebilir misiniz acaba? Vereyim. Ama yazın çalışıp önümüzdeki kışın parasını sen kazanacaksın. Tamam Yüce Onos. Çok sağ olun efendim. Yüce Honos, sizden bir istirhamım olacaktı efendim. Söyle bakalım. Hocamın gözü dışarılarda. Onun gözünü dışarıdan çevirebileceğim bir sihir verir misiniz bana? Evet. Sana yardım edeceğim. Ama Yüce Honos, ben kocam için sihir istemiştim. Siz bana sihir yaptınız. Sanırım kocanızdan çok sizin sihre ihtiyacınız vardı. Unutma. Kocasını başka kadına kaptıran kadın yoktur. Sadece bakımsız kadın vardır. Teşekkürler Yüce Honos. Ulular ulusu, yüceler yücesi Honos'un yaptığı tırt işlere bak. Koskoca Ütopya'yı dilenciler ülkesine çevirdi. Olmaz tabii abi, olmaz ya. Koskoca gezegeni bir moruk yönetirse olacağı bu. Ah, aslında ben olacağım. Tabii ya, Ütopya'nın reisi ben olmalıymışım. Ama nasıl? Acaba Yüce Honos'u Honos morunu çocuk mu yapsam? Koskoca Honos bebek olsa. Ama bu sihir sadece Afrodit'te var. Ben daha desem böylesi bir kandırmak çok kolay. Geliyorum Afrodit. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.